buraya geldi. Bir şeylere başlamak istiyorum Şahin seninle dedi. Ben dedim ki bence arkadaş olarak biraz daha kalmalıyız. Seni gözlemlemek istiyorum dedim. Şu an konuşmuyor musunuz? Ha? Şu an konuşmuyor musunuz? Konuşuyoruz. İstiyor, ben de istiyorum aslında ama... Ama? İşte bazı şeyler gözümün önünden gitmiyor. Aykut yani... Küçücük bir şey ama ben onu hep düşüneceğim, anladın mı? Onu düşündükçe de kıza iyi davranmayacağım yani. Ya bayağı ilgiliydim böyle bugün, bir... Dün onu gördüm yeterince. Bugün onu görmek istiyor muyum, istemiyor muyum bilmiyorum. Emin değilsin yani, kırmızı orada. Aynen. Ne yapıyorsunuz? Başka biri yok ama... Böyle tanımak istediğim, merak ettiğim bir karakter var ya. Aa. Çözemediğim, çözmek istediğim. Beni düşündüren. Kim bazen misin? Güldürüyor, bazen sinirlendiriyor. Yani şey bir isim şimdi var tahmin yani. Etmekte çok zorlanacağım ama bir düşüneyim. Gamze. Karışık bir isim var. Yani cidden mi Gamze ile tanımak istediğinden hani ya da böyle bir... Yok, Gamze ile alakalı bir şu an için yorum yapmak istemiyorum. Gamze'nin dün Suat abiye benim oradaki damat adayım Tolga demesini etkiledi mi hiç? Etkiledi. Etkiledi mi? Ya Gamze ile ilgili bir şey söylemek istemiyorum şu an için. Gamze'ye karşı... Herkes herkesi tanıyabilir. Şu an yani, hiç kimse bir şey yok. Onların sıkıntı yok, onu söylemedim ben. Sorun hani, yok. Seni etkiledi Gamze, mi dedim. Eğer Gamze bundan rahatsız olursa zaten bana şey der. Şahin ben Tolga'yı tanımak istiyorum, kusura bakma de. Ama ben de yoluna çık olsun dedim. Ama etkiledi diyorsun yani. Etkilemedi. Ben sadece neye şey yaptım biliyor musun? Doldum. Çok üstüne gidiliyor yani Gamze'nin. Tamam suçlu, abartıyor bir şeyleri, kavgaları, gürültüleri çok fazla. Ama bir şeyde de böyle köşeye sıkışmış hissediyorum onu. Sana bir şey soracağım. Bir dinlemek istiyorum yani ev hayatını, iş hayatını. Gamze ile örnek veriyorum. Oldu ki tanışmalarına gittiniz, o da tamam dedi. Tamam, Gamze'yi böyle zapt edeceğini, sakinleştireceğini emin misin? İşte ilişkide nasıl bilmiyorum Aykut ya. Evde evet biraz agresif ama benim yanımda öyle agresifler... Yani yan yana geldiğiniz zaman, gözünü kapat böyle yan yana geldiğiniz zaman, böyle hayal ettiğin zaman... Karakter veya fiziksel olarak söylemiyor, karakter yok, olarak uyar mısınız? Yok, benim tam zıt karakterim o. Zıt kim o? Ama Gamze. Aşırı kavgacı, aşırı... Şansını dene bakalım. Ama bir merak şimdi ediyorum. Ben bugün onu davet etmeyeceğim mesela kırmızıda ya. İlişki yaşayacak insana Allah yardımcısı olsun derim ya. Yani ne olur bize artık sarmaz gibi geliyor bana ilişkisi olursa. İlgilenmez abi, ben şimdi ilişkim olmadığı için hiç konulara müdahil olmuyorum fark ediyorsan çok fazla. O yüzden o da ilişkisi olursa öyle kavga gürültü etmeyeceğini düşünüyorum yani. En azından sana saygısından dolayı. Biz de bu erkekler evinde mesela Gamze, sen sevdiğiniz bir kardeşimizsin. Gamze erkeğe saygı gösterecek karakter mi sence? Burada değil. Değil mi? Değil. Seni ezer o çok. On, haberin olsun. Çünkü Onur'a yaptığı muamele de benim hep aklımda. Seni çok i̇şte ezer bebek yani. Bebek aldın, niye küçük aldın, niye büyük almadın. Bunları göz ardında yani bu, atma. Bunlar göz ardında atılacak şeyler değil. Bebek aldı dediğin gibi, bebeğin dediği büyüğünü al. Hani ben ufak şeylerle mutlu olamıyorum. Ne istiyorsun? Kiminin ekmeği yok evinde, kiminin pırlantası küçük. Aynı o hesap yani. Bilemem abi. Sen ama gerçekten yine söylüyorum, içinde varsa bir şey git konuş ya, sen öyle bir adamsın yani. Ben seni tanıdığım ilk günden beri sen her zaman içini açık açık konuştun bize karşı, söyledin. Yine söyledin, sağ olasın kardeşim. Aynen. Benim sağ olasın. Söyle yani, bana bir şey olduğu zaman ara sıra böyle kızıyorum sana ama seviyorum yani seni. Ondan sonra git konuş, ne diyeyim kardeşim. Ama merak ediyorum Merce tepki. Ben de. Deniz'in Merce tepki. Yani ben de senin kadar, Deniz'in mi? Deniz, İkisinin de. Deniz bir kere çok sinirlenecek. İkisinin de vereceği tepkiyi merak ediyorum. Deniz edin. Benim Gamze'yi çağırdığım dakika benden vazgeçecekse... Zaten benim artık diyeceğim bir şey yok. Nasıl aklıma girdi benim ya? Üç gündür var ya... Değişik bir şekilde düşündürüyor kendisi bana. Deniz'in iki gündür böyle hayatında olmaması, hiçbir faaliyet göstermemesi benimle alakalı. Beni resmen böyle o kızı izlerken, onu düşünürken ona itti ya. Resmen bir... Hiç aklımda olmayan bir ismi şu an düşünür oldum yani. Kardeşim 40 yıl düşünsem aklıma gelmez seni şey çağıracaksın ya. Gamze'yi. Gamze'yi çağırmak istiyorum. Aa, Gamze odaya mı? Gamze mi? Şaka gibi. Şahin. Sürpriz. Sürpriz değil mi? Nasılsın Gamze? Nasılsın? İyiyim. Sen aklıma geldin de şaşırdım ben. Yani çünkü düşündüm, beni çağırabilecek kimse yok. Neden? Tolga seni çağırmadı mı?
Tolga... Benden önce Tolga gitti ama. Doğru, o Serap'la konuştular. Benim arkadaşım ya Serap. Ben de seni çağırdı diye düşünmüştüm açıkçası. O çok adım attı bana. Hani biliyorsun ben adımına karşılık vermedim, üzdüm. Vermedim. Bir kez de dedi, sen dedi adım at dedi. Yarın ben onu çağırmayı düşünüyordum. Serap'la sohbet ettiler. Nasılsın? İyiyim, beklemiyordum. Yok, sen... ben bugün hiç ismim yanacağını beklemiyordum. Aa, peki... Karşında beni görünce mutlu oldun mu? Onu öğrenmek istiyorum şu an. Yani şöyle, aramızda hiçbir iletişim, hiçbir diyalog olmadı. Evet. Ama evde beni savunduğunu biliyorum. Benim arkamda durduğunu, birçok güçlü insana karşına aldığını da biliyorum. Yani bizim evde ve sizin evde de defalarca hep arkanda durdum. Yani durmaya çalıştım. Biliyorum. Tabii bunların bir sebebi var. Yani yoksa... Arkadaşlarım haklı ama sana da hak veriyorum. Çok farklı bir yanım var. Anladım. Seni merak ettim açıkçası biraz Gamze. Yani seni tanımaya çekiniyorum. Çekindim. Neden? O kadar sert bir yapım var ki. Olsun. Bize karşı ve kızlara karşı. Ama onlar hak ediyorlar. Ama bu da o kadar yakışıyor ki sana bir yandan. bazen gülüp geçiyorum o kadar kötü şeyler, kötü manzara karşısında. Sana yakışmıyor ama... Böyle olmasa da eksik olurmuş yani. Hem insanın içinde bir hırçın tarafı var, bir melek yanı var. Hı-hı. Benim melek yanıma kimse dokunmadı. Kimse o içimdeki uysal kızı çıkarmadı. Aklımdan tek bir şey çıkmıyor. Tanıtımındaki şuramda bir yer gösterdin işte. Doğru. Şuraya dokunabilecek bir erkek dedin. O benim ezberimde yani. Doğru. O tanıtımım benim hep ezberimde. Bunun işte çok güzelsin, çok güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim, sağ ol. Sana karşı bugüne kadar hiçbir saygısızlığım olmadı Gamze. Yok, gayet de efendisin. Güler yüzlü ve yakın davrandım sana aslında. Sen beni korudun diye kızlar gala gecesinde senin ismini yazdılar. Hı-hı. Belki şu an büyük bir risk alıyorum ben. Neden? Seni bugün buraya çağırarak belki pimimi çektim yani bir Neden? Bomba olarak. Çünkü Deniz'le bir noktaya geldik, bilmem az çok bilir misin? Ama hiç karışmak istemiyorum. Hı-hı. İşte o grup şu an biraz şey alacak bana. Belki farklı farklı şeyler olacak bu saatten sonra onlar... ama düşünür müsün? Bir bakar mısın nelere göze alarak zıvanadan şu an buradayım? Çıktı. Onlar zıvanadan çıktı. Seninle olan diyaloğu nasıl bilmiyorum ama evde 4 kişilik gurur. Leyla abla var, onun hani ne kadar... dik ya da keskin, kararlı bir insan olduğunu biliyorsun. Hı hı. O kadınla o kadar güzel iletişimimiz var ki. Onun o yumuşak yanına ben dokundum. Ben, Didem ve Serap. Yani anne kız gibiyiz. Tabii ki o da gelin adayı, bizim ablamız ama... Diğerleri evde var yani. Bu konuyu kimseye anlatmam ben, rahat ol. Sen yeter ki...